Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Biliyorsunuz 2 hafta önce Merkez Bankası Başkanı değişti. Değişmeden önce son Perşembe günü faizleri 200 bas puan arttırmıştı. Ve bunun üzerine de dolarda bir 7.20-7.25'e kadar bir gerileme olmuştu. Fakat gece yarısı Merkez Bankası Başkanı değiştirilince pazartesi piyasalar alt üst olmuştu. İşte bir anda dolar 8.40'lara kadar, 8.40 seviyelerine kadar yükselmişti. Burada Naci Ağbal faizleri yükselterek aslında bir nevi doları frenlemişti. Doların gidişatını engellemişti. Doğru bir hamle yapmıştı. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz birçok, yani büyük bir çoğunluk şirket ham maddesini, işini dolar üzerinden yapıyor ve doların yükselmesi de bizim enflasyonu yukarı yönde tetikliyor. Çünkü birçok ürün dolardan dolayı zamlanmaya başlıyor ve bu bir sarmal haline geliyor. Dolar yükselmesinde faizleri yükseltmiştik ama 2 gün sonra başkan değişince bu sefer dolar da yükseldi. Şimdi elimizde hem yüksek faiz hem dolar var. Peki şimdi ne yapacağız? Yani doları düşürmek için faizleri daha da mı çok arttıracağız? Madem faizleri daha çok arttıracaksak o zaman insan soruyor Naci Ağbal'ı niye değiştirdik diye. Yani burada kişiler önemli değil, yapılan iş üzerinden konuşuyoruz. Yani bu bence yanlış bir hareket oldu piyasalar açısından ve ülkemiz açısından. Burada peki bundan sonra piyasalar nasıl hareket edebilir? Şöyle grafiklerle bir inceleyelim bakalım. Evet, bu geçen haftaki videomdan, 26 Mart'taki videomdan dolar işte 8.40'lar, 8.50'lere kadar yaklaşmıştı. Haftayı 8.08 ile kapatmıştı. 7.47 destek olmuştu. Daha önce orası direnç konumundaydı. Burada bu süreç böyle devam ederse, bu belirsizlik devam ederse ve dolar burada 8.50-8.60 aralığını yukarı kırarsa yukarı doğru, yani çok daha yukarı doğru gitme ihtimali söz konusu olabilir. Artık yani burada olumsuz olan şu aslında: piyasada belirsizlik çok fazla olduğunda yabancı yatırımcı, yerli yatırımcı da piyasada çekiniyor. Yani yabancı bir yatırımcı gelip buraya neden yatırım yapsın diye düşününce haklı. Çünkü geldiğinde bir gün sonra işte bir kanunla, bir çıkarılan bir KHK ile, kararname ile yaptığı yatırımı geri çekememe durumu yaşayabilir mi? Bilmiyoruz yani, yaşayabilir mi? Yani bu kafada bu soru işareti varken ben de olsam, siz de olsanız belki böyle bir ortama girmek için çok daha fazla düşünürüz. Evet, bu geçen haftaki işte 7.47 direnç konumundayken artık destek konumuna döndü. Yani buraların artık aşağı gelmesi yani çok çok zor duruma geldi. Şimdi bu hafta 3 Nisan dolar haftalık grafik, 7.47 olan destek artık 7.53'e yükselmiş. Bu haftayı da 8.15 ile dolar kapattı. Artık dediğim gibi burada yani 8.50-8.60 aralığını takip edeceğiz. Burayı yukarı kırarsa, yeni gelişmeler olursa çok daha yolu yukarı doğru gidebilir. O yüzden takip edeceğiz. Altın ne yaptı geçen haftadan beri? Altın da 434 direnç konumundayken artık şu anda 435 destek konumunda. Burada 475 civarından bir dönüş olmuştu. Orası artık bir ara bir direnç gibi. Orayı da geçerse, işte dolarda bir hareket olursa 540 seviyesine kadar gitme durumu yine söz konusu olabilir. Belki daha yukarıda da gidebilir ama ons fiyatı belki bizi burada biraz kurtarabilir diye düşünüyorum. Yani altın fiyatlarının yukarı gitmesini engelleyebilir. Yani ons konusunda biraz daha iyimserim. Yani yukarı gitmez, aşağı daha döner diye düşünüyorum. Bu evet ons grafiği. Burada 1794 haftalık direnç seviyesi. Bu haftalık ortalama yavaş yavaş aşağıya düşüyor gibi ve 1695 seviyesinde bir destek söz konusu. Eğer 1695 aşağıya kırılırsa altında ben daha fazla satışların artacağını düşünüyorum. Yani dünya ekonomilerinde biraz güven gelirse, işte ekonomiler biraz canlanırsa, bu aşı olayları biraz hızlanırsa, virüs
etkisini kaybetmeye başlarsa altında satışlar aşağı doğru artacak diye düşünüyorum. 1695 seviyesi de burada önemli bir destek. Orası kırılırsa aşağılar hızlı gelebilir. Evet, BIST 100 geçen haftaki grafiğimiz bu da. Geçen hafta çok hızlı bir şekilde 1250 seviyelerine kadar yaklaştı ve oradan tekrar toparlayıp Salı gününden sonra 1382'de kapatmıştı. Burada 1200-1250 arası güçlü bir destek noktası olarak görülüyor. Yani 2018'den beri orası bir dirençti. Orayı yukarı kırdık. Artık bir destek olarak çalışır diye düşünüyoruz. Şimdi peki bu hafta ne oldu? İşte bu 1200-1250 seviyesi yine bizim güçlü destek olarak takip edeceğimiz nokta. Yukarıda da direnç olarak 1430-1460 seviyesi bir direnç aralığı. Tam 1430'dan o direncin hemen yanında kapattık Cuma gününü. Bunu yukarı kırarsak 1431'in üzerine çıkıp oralarda kalırsak yine yavaş yavaş kademeli olarak yukarı doğru bir gidişat olabilir. Ama 1430 yukarı geçilemezse tekrar 1250-1200 arada belki bir 1360 ara bir destek gibi çalışabilir. Bu seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu da geçen hafta paylaştığım bir grafikti. Dolar grafiği. Bunu değiştirmedim. Dolar burada 2 yıldır işte 125 dolarla işte yaklaşık 200 dolar arasında bir kanalda hareket ediyor. Şu an alt seviyelere yaklaşmıştı. İşte 155 şeye yakın yerden yukarı döndü. Bugün işte Cuma günü 175 dolardan kapattı. Aşağıda inecek olursak 125 dolar seviyeleri de şu anda yaklaşık 1200-1250 aralığına denk geliyor zaten. Oralarda yine dolar bazlı olarak alımlar, destekler gelebilir, çalışabilir. O seviyeleri takip edeceğiz dolar bazlı olarak da. Yukarılarda da 200-225 aralığında da belki de satışlar gelecek. Orası yukarı kırarsa zaten tekrar yeni bir kanal açılıp yeni bir şeyler olmuş demektir. O günleri de göreceğiz inşallah diye düşünüyorum. Evet, doların altının durumuna baktık. Bu haftalıkta bu kadar. Burada da bu hafta borsada 1430 dolar, 1430 seviyelerini takip edeceğiz. Orayı yukarı kırarsak daha rahat artık belki 1430 stopla hisse almak daha güvenli hale gelebilir. Bildiğiniz, güvendiğiniz hisseler yine desteklerin üzerine çıkmışsa yine desteklerini stop olarak kullanarak alım düşünülebilir. Evet, radar hisselerini sürekli haberdar olmak için, onlardan bilgi almak için kanala katıl düğmesiyle destek olabilirsiniz. Paramız sağlığımız bozmasın. Hepimiz için güzel bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.